Ve Gara'da devam eden Pençe Kartal 2 harekatı sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 teröristin ölü, 2 teröristin ise sağ ele geçirildiğini açıkladı Akar. Mağarada silahsız ve masum 13 vatandaşımızın naaşı bulundu. Vatandaşlarımızın 12'si başlarından vurularak şehit edilmiş. PKK'nın cani ve kalleş yüzü bir kez daha görüldü dedi. Daha önce güvenlik nedeniyle açıklanmayan, teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat 2021 tarihinde Pençe Kartal 2 harekatı başlatılmıştır. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depolarıyla sözde karargah yerlerinden oluşan 50'den fazla hedef başlangıçta hava harekatıyla başarılı bir şekilde tahrip edilmiştir. Harekat boyunca 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist esara getirilmiştir. Ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır. Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan, daha önceden oraya götürülmüş ve alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir arkadaşlarımız tarafından. Böylece PKK'nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Asil milletimizin mağarından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son teröristle etkisiz hale getirinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Buradan kimse şüphesi olmasın. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, siz silah arkadaşlarıyla asil milletimize başsağlığı, sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar diliyoruz. Gerçekten önemli bir harekat, gerçekten özel bir harekat, gerçekten çok zor bir harekat ve çok geniş bir alanı kapsayan bir harekat. Bu konuda büyük bir başarı gösteren başta Genelkurmay Başkanımız olmak üzere Özel Kuvvet Komutanımıza, Kara Kuvvetleri Komutanımıza, Hava Kuvvetleri Komutanımıza ve tabii bu arada deniz unsurlarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanımıza ve tüm Sağlık Komutan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağara hakkında bilgi verdi. Harekatta terör örgütüne çok ağır zayiat verildiğini belirten Güler, terör örgütü dün olduğu gibi bundan sonra da burada kendini artık rahat hissedemeyecektir. Bunu da bundan sonra onlara her gün yaşatacağız dedi. Mağaranın yapısı şurada arkadaşlar. Mağaramız şurada bulunuyor. Gördüğünüz gibi bir dere yatağı ve her iki tarafında %60 meyilli olan ve gerçekten bu bölgede hava kuvvetlerinin görerek ateş etmesine kesinlikle mani bir alanda seçilmiş bir arazidir. Mutlak surette bu yere girmek için ilgili unsurlarımızın bizzat karadan gidip oraya girmesi şarttır. Dolayısıyla böyle bir yeri seçmişler. Gördüğünüz gibi %60 değildir arkadaşlar. Öncelikle bu her iki tarafta seçilmiş 3 noktaya helikopterlerimizle indirme hava hücum harekatımızı icra ettik arkadaşlar. Mağara 3 tane giriş, 9 tane odası ve 7 tane de demir kapıdan oluşan bir mağara oluşturulmuştur. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar ve bazı noktalarda 1.20 yüksekliğinde sadece, yani insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra
bu mağara meydana getirilmiştir. Sonuç olarak Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf etmek için ayrıntılı bir planlama ve hazırlık yapılmıştır. Ve yapmış olduğumuz bu hazırlığa uygun şekilde de harekat icra edilmiştir. Hava kuvvetlerimiz mükemmel bir şekilde hedeflerin tamamını vurmuşlardır arkadaşlar. Çok ağır bir zayiat verdirilmiştir. Ve bundan sonra terör örgütü dün olduğu gibi burada kendini artık rahat hissedemeyecektir. Ve bunu da bundan sonra onlara her gün yaşatacağız. Özetle terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara alanını örgüte dar etmişlerdir.